Tam 3 yıl önce bugün yine burada Uygur Türklerin yaşadığı zulmü anlatmıştım. Bugün yine aynı yerde bir tepki olarak aynı şeyleri anlatacağım. Çünkü geçen bu sürede hiçbir şey değişmedi. Uygur Türklerinin yaşadığı zulmü hemen anlatalım. Çin hükümeti bu kamplara eğitim kampı diyor ama işin aslı pek de öyle değil. Eğitim kampı denen bu kamplar bir işkence merkezinden farksız. Cezaevini andıran bu kamplarda milyonlarca Uygur Türk'ü zorla tutuluyor. Yani kelimenin tam anlamıyla esir. Çin işkencesi denir ya, işte Uygur Türk'ü kardeşlerimizin başına gelen net ifade etmek gerekirse bu. Uygur Türklerinin başına gelen şiddet olayları 2009'dan sonra artmaya başladı. Çin uzun zamandır bu kampların varlığını reddetse de kampların varlığı kanıtlandı. 39 toplama kampı üzerinden yapılan uydu görüntüleri kampların 2017-2018 arasında tam 3 kat büyüdüğünü ortaya çıkardı. 39 kampın bulunduğu bu alan yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğünde. Etrafı kalın duvarlarla çevrili bu kamplarda dikenli tellerden gözetleme kulelerine kadar her şeyi görmek mümkün. Geçmişte okul, hastane ya da kamu dairesi olan tüm binalarda küçük kamplara dönüştürüldü. Aynı koğuş sistemindeki gibi bu kamplarda Uygur Türkleri onar kişilik gruplar halinde tutuluyor. Kampların sayısı ise hala net değil. Çok küçük nüfuslu olan köyler bile mercek altına alınmış durumda. Çok sayıda casusun yerleştirildiği bu alanlarda kuş uçurulmuyor. Ayrıca Uygur Türklerinin evlerine de casuslar gönderiliyor. Akraba denilen bu Çinli görevliler Uygur Türklerinin evlerinde bir süre kalıyor ve ibadet edip etmediklerini, evlerinde Kur'an olup olmadığını, hatta domuz eti yiyip yemediklerini rapor ediyor. Bunları yapanlarsa eğitim kampı denen alanlara gönderiliyor. Neden mi? Lafı hiç dolandırmayacağız, Müslüman oldukları için. Erkeklerin sakal bırakması, kadınların uzun kıyafet giymesi yasak. Halk düğünlerinde alkol kullanmaya zorlanıyor. Bu zorlamalar bile zulmün hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Bazı Uygur Türkleri İslam'ı inkar etmeleri için kendilerine zorla belge imzalatıldığını bile söylüyor. Bu insanlar her gün işkence görüyor. Hatta vücutlarında yaralar çıkıyor. Bazıları ise bu işkencelere dayanamayarak hayatını kaybediyor. Kamplarda bir işkence yöntemi olarak rahatsız edici sesler kullanılıyor. Yemeklerine ilaç bile katılıyor. Artık camiler bile bomboş çünkü camiye gelenler fişleniyor, gözaltına alınıyor, ardından da bu işkenceler başlıyor. Çin ise tüm bu olanları reddediyor ve bu kampları dünyaya eğitim merkeziymiş gibi lanse ediyor. Aslında Çin'in yüzyıllardır farklılıklara tahammülü yok. Farklı etnik kökenden ve farklı dinden olanlar da bir şekilde Çinlileştirilmeye çalışılıyor. Buna direnen kişilerin başınaysa işte bu anlattığımız felaketler geliyor. Nerede bulunduğumuza gelecek olursak, Etnospor Kültür Festivali'nde bir Uygur otağındayız. Burada Uygur Türklü kardeşlerimizin sessiz çığlığına ses oluyoruz.